Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed bi adedi zerrati kainatı ve mürekkebatiha. Lemaatten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dimağda meratibi ilim muhtelifedir, mültebise. Dimağda meratip var, birbiriyle mültebis. Ahkamları muhtelif. Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir, sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra izan oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir. İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Her birinden çıkar bir halet. Şimdi nedir o haller? Nasıl bu her mertebeden ayrı bir hal çıkar, ona örnekler verecek. Salabet itikattan, yani sağlamlık diyelim ona, selbi itikattan, taassup iltizamdan, imtisal izandan, tasdikten iltizam, taakkulde bir taraf, bir behre tasavvurda, tahayyülde safsata olur, mezcine eğer olmaz muktedir. Batıl şeyleri güzel tasvir etmek, tasavvur mertebesiyle alakalı olabilir buradaki tasvir. Batıl şeyleri güzel tasvir etmek, her demde, her zamanda, vakitte safi olan zihinleri cerhtir, hep idlali. Metin buydu. Çok çok kısa bir özetle burada ne, merkezdeki soru nedir? Müellifin anlamaya çalıştığı, bizim de onunla beraber anlamaya çalıştığımız merkezdeki soru nedir dediğimizde, mesele nedir dediğimizde, ruhun, aklın, kalbin, insanın bir bütün olarak insanın kainatla, yani eşyayla olan ilişkisinde farklı idrak mertebeleri var dedik. Ve bu idrak mertebeleri birbirinden, bunları böyle keskin çizgiyle ayırmak çok zordur dedik. Zaten metin de öyle başladı. Birbiriyle mültebise demişti müellif bunun için. Hepimiz itikat yolculuğuna giriyoruz bu hayatta. Hepimizin bir varlık amacı var, yaratılış amacı var. Ve şimdi burada tahmin edersiniz, yani hani nereden biliyoruz biz varlığımızın amacının Rabbi tanımak olduğunu? Çalışmıyoruz. Şu an bunu çalışmıyoruz. Çok önemli bir konu olmasına rağmen şu an onu çalışmıyoruz. İtikat yolculuğundayız deyip sanki bu noktada hepimiz aynı sayfadaymışız diye kabul edip orada devam ediyoruz. İtikat yolculuğundayız. Yani Rabbimizi tanımak için bu kainatta var edilmişiz. Beni ve kainatı var edeni tanımak için var edilmişiz. Ve sorularımız var, meselelerimiz var. Ne yapıyorum burada, neyciyim, nereden geldim, nereye gidiyorum diye varlığa dair, varoluşa dair, yaratılışa dair sorularımız var. Bu sorularımıza dair heybemizde olan cevaplar, kanaatlerim dediğim cevaplarım hangi mertebededir? Hayal seviyesinde mi, tasavvur seviyesinde mi, tasdik seviyesinde mi? Bu bahis bu açıdan çok önemli demiştik. Çünkü imanın gerçekten çok dinamik bir süreç olduğunu, aynı zamanda bu dinamik sürecin içerisinde İmanın güçlenen, zayıflanan, çok parlayan, sönükleşen, bu şekilde dinamik bir süreç olduğu tanımını diyeyim, yapmaktan, böyle bir vakamız olduğunun farkında olmaktan gerçekten mahrum büyüdük bizler. Yani bunu böyle bir mağduriyet edebiyatı yapmak için söylemiyorum. Bir tespit bu. Biz böyle bir eğitimden geçmedik çünkü İman bizim için hep sıfır veya bir oldu. Yani iman ya vardı ya yoktur. Bu bir açıdan doğrudur. Ne açıdan doğru olduğunu derslerde çalışmışlığımız çok var.
Fakat kişinin iman yolculuğu ziyadeleşir Kur'an'ın tarifiyle, tezyid olur, zayıflar. Biz bu imanın dinamikliği noktasında çok bir eğitimden geçmedik. Böyle bir şey hatta duymadık desem ben en azından şahsım adına abartmış olmam diye düşünüyorum. Şimdi burada Kur'an'ın gündeme getirdiği bu meselenin farklı bir formülü var. Yani bu dinamiklik nasıl oluyor? Çünkü bu bir yolculuk ve bu yolculuk içerisinde farklı mertebelerde varlığı anlama, anlamlandırma seviyelerinden geçiyor insanoğlu. Evvel tahayyül olur demiştik. Tahayyül de safsata hasıl olur diye de metnin sonunda söyledi. Yani insanın içinde yaşadığı gerçekliği, eşyayı idrak etme mertebelerinin en baştaki seviyesi tahayyüldür dedi. İnsan hayalen bilebilir, hayalen düşünebilir şekilde varlık alemiyle ilişki kurar. Önemli vurgulardan biri şuydu, yani hayal edebilmenin insana verdiği en önemli özelliği, en kıymetli imkan insan için hakikati ya da vücudu olmayan bir şeyi dahi var kabul edebilmesidir insan. Yani bunu çok çok yani insan, şöyle bir örnek verelim. Aklıma o geldiği için söylüyorum. Yani kabiliyeti gereği insan uçan bir at hayal edebilir mesela. Veya işte yani ki bu tahayyülle beraber geçen hafta aslında tebehhümü de biraz konuşmuştuk. Yani mesela insanın bir elma ağacının yaptığı noktasındaki kanaati vehimden ibarettir diye bu derslerde hep konuşuyoruz. Bunlar hep insanın yapabildiği şeylerdir. Bir hakikati olmadığı halde öyle inmiş gibi insan tahayyül edebiliyor, tasavvur edebiliyor. Mesela biz bu hayatı, evet şu, hepimiz öleceğiz. Bu bilgi bizde var. Hem gördük bunu, ölen insanları gördük, hem de ölmeyeni de hiç görmedik. Ama bir gün içerisinde öyle bir hal alabiliyoruz ki, hayatı sanki öyle bir tahayyül ve tasavvur mertebesinde bir mertebeyle bu hayata muhatap oluyoruz ki, ölmeyecekmiş gibi yaşayabiliyoruz. Yani bu tarz benzerlikler, buna benim aklıma ilk gelenler, tahayyül, tasavvura bugün gireceğiz inşallah. Yani bizim burada bu konu şunun için çok önemliydi. Yani bizim doğru diyebildiğimiz, ne diyelim, şeylerin, kanaatlerin, şey kelimesini çok seviyoruz derslerimizde, doğru diyebildiğimiz, kanaatim bu diye dile getirdiğimiz, tırnak içinde düşüncelerimizin, düşünce tiplerinin, anlama biçimlerinin büyük bir kısmı aslında bu kategoride yer alıyor. Bu mertebede, yani hayal, vehim seviyesinde maalesef insan kendisini bir sigaya çektiğinde, bir muhasebeye çektiğinde bunu fark ediyor. Peki hayal etmek kötü müdür? Kesinlikle hayır. Hayal gibi diğer tüm bize verilmiş aletler, yaratılış maksadımızı gerçekleştirmek için bize verilmiş aletlerdir. O zaman bu alet iyi midir, kötü müdür diye konuşmak yersizdir. Klasik bir örnek. Bıçak örneği her zaman verilir. Bıçak bir alettir. İnsanoğlunun kullandığı bir alettir. Soğan doğramak için kullandığınızda bıçak güzel bir alettir. İnsanın canına kastetmek için, onu yarmak için kullandığınızda kötü bir alettir. Fakat yine insanı yarmak için bir doktor, bir cerrah, bir tabip bunu kullanırsa, hayra vesile olacağı için, yarma işlemi için kullanmasına rağmen bıçak orada hayırlı bir iş için kullanılmıştır. Yani dolayısıyla bunun iyisi kötüsü diye tartışmak yersizdir. Bunlar alettirler. İnsanın varlığı anlama, anlamlandırma noktasında kullandığı alettirler. Burada esas vurgu neydi o zaman bizim için? Hayalin iman yolculuğunda en kuvvetli aletlerden, belki de ilk kullandığı aletlerden biri olduğu meselesiydi. Bu bizi çok heyecanlandırmıştı geçen hafta. Yani hatta ilk birimi olmasa bile şöyle demiştik. Hayalin ne kadar güçlü ve kuvvetliyse itikadın da o nispette sağlam olacaktır diye bir aforizma mı diyelim. Öyle bir sonuca da varmıştık. Sonuç, hayal etmek iman etmenin ilk basamağıydı. Hakikati anlamak için önce çok çok ciddi bir şekilde delirmek lazım demişti Uğur Hoca geçen hafta. Aklımda kalan bir ifadeydi bu. Bence çok güzel bir latifeydi. Yani sürekli hayal etmek böyle delirme alameti gibi gözükebilir. Orada bir ima yollu bir esprisi vardı. Ama çok doğruydu bu. Çünkü insan ki bu eserlerini okuduğumuz müellif insanın bu kabiliyetini, bu yeteneğini çok konuşuyor.
Şöyle farz etsen, şöyle hayal etsen, şunu hayal etsen, hadi gel şöyle hayalen şuraya gidelim. Hayalini şurada kullansana, niye kullanmıyorsun? Diye insanın bu çok 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 önemli yeteneğini varlığı anlama ve anlamlandırma noktasında sürekli dürttüğünü görüyoruz. Bunu da Kur'an'ın metodudur bu. Kur'an insanın hayaline çok konuşur. Şöyle, o yüzden bu bizim için çok önemli bir vurguydu diyeyim. Böyle bir 9 dakikalık bir girişten sonra. Şimdi geldik tasavvura. Evet. Metni de okudum en başta. Tahayyül ile başladı. Bu dimağın mertebeleri dedi metin. Tasavvur, tasvir etmek, suret giydirmek, tasavvur, suret vermek gibi lügatçe çevirebildiğimiz bu kelime ki bu aramızda şu an bu eserleri çok sık okuyan insanlar da var. Nedir ki bu tasavvur edebilme kabiliyetini diğer yeteneklerden ayırıyor? Ve hem ayıran yönü nedir, ehemmiyeti nedir, neden bu kadar sıkça kullanıyoruz? Mesela birkaç sizi böyle mikrofona getirene kadar dürtecek bazı datalar hatırlatayım size. Mesela bu eserlerin müellifi, gerçi daha tasdiki konuşmadık da, bu eserler nedir diye yaptığı tanımı tasavvur değil, tasdiktir der. Orada öyle bir ifade kullanır. Veya yine geçen hafta şu an aramızda mı bakıyorum ama galiba aramızda yok. Yusuf Vesvese Risalesi'ni hatırlatmıştı bize. Orada yine bu eserlerin müellifi Nursi tahayyülün, tevehhümün, tasavvurun tasdiki akli ve izanı kalbi diyor. Burada özellikle söyleme ihtiyacı hissettim çünkü ileride kullanacağız diye düşünüyorum. Tasdikten ve izandan ayrıldığını, başkadırlar. Neden başkadırlar dediğinde, müellif orada bir ipucu veriyor bugün konuşmamıza bir malzeme sağlaması açısından. Çünkü tahayyül, tasavvur gibi yetenekleri insanın bir derece serbesttirler diyor. Yani ne demek serbesttirler? Böyle çok çok da cüzi ihtiyari dinlemiyorlar. Yani insana o verilmiş en önemli, insanı insan yapan en önemli kabiliyeti diyebileceğimiz cüzi ihtiyariyi pek dinlemiyorlar. Yani mizana tabi değildirler. Uçar gider. İnsanın böyle yetenekleri var. Tasavvur denince sizi bekliyorum. Yazabilirsiniz. Hemen elinizi klavyenize atıp, valla ben tasavvur deyince iman yolculuğunda tasavvur dediğimde şöyle bir düşünüyorum kendimi de aklıma şöyle şeyler geliyor. Veya tasavvur dediğimde ben hep böyle düşünmüştüm, şöyle anlamıştım. Yanlış yapmaktan çekinmeyelim. Lütfen çekinmeyelim. Yani benim insanın ben insanım, sizler de insansınız. Bu bilme yolculuğu, anlama yolculuğu, anlamlandırma yolculuğu, bunlar çeşitli yolculuklar. Hepsi aynı yere hizmet eden. Bu kainatı ve varoluşu anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Kendimizi anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu anlama ve anlamlandırma çalışmasında, bu idrak etme yolculuğunda tahayyülden sonra gelen kabiliyeti, insanın yeteneği tasavvur edebilme imkanıdır dedi. Var mı tasavvur hakkında düşüncesini dile getirmek isteyen? Tasvir etmek, suret giydirmek. Ben şöyle gene size malzeme olmasa bile dünyama düşen manaları, aklıma ilk gelen manaları paylaşayım. Ben tasavvur deyince şunu anlıyorum. İnsanın hayaline, gönlüne, sezgi alemine, his alemine düşen manaları yeni adıyla kavram, eskilerin deyişiyle mefhum
denen kelimelerle yakalamasına, tespit etmesi sürecine tasavvur deniyor gibi hissediyorum. Yani içimizde hissettiğimiz bu manaları, bu neden buna tasvir deniyor, suret deniyor, suret verme deniyor. Bu içimizde insan bir mana hissediyor, hayalen bir mana hissediyor. Bu manayı tanımlamak için, tarif etmek için o manayı o kelime veya sembollerle, bu metafor da olabilir, kavram da olabilir, o kelime veya sembollerle insanın o yakalama çabasına, zapt etme çabasına veya ne diyeyim o manayı bir noktaya çipalama faaliyetine tasavvur diyorum ben. Yani dolayısıyla kavram, yani tasavvur, bu kainatla ilişkiye girdiğimiz herhangi bir şeyin zihindeki varlığıdır diye anlıyorum ben. Kimileri buna vücudu zihni falan da dediler galiba. Yani çünkü çeşitli varlık mertebeleri var. Evet, Uğur diyor ki hayal denizindeki ham bilgileri bazı prensiplere bağlamak diye anlıyorum ben tasavvuru. Bence güzel bir başlangıç bu. Tek emin olmadığım, yani burada zaten şey yapmıyoruz yani. Entelektüel bir çalışma yapmıyoruz. Biraz da bunlar mantık ilminin terimleri. Onların da kendine göre tanımları vardır. Dolayısıyla hepimiz aklımızda gelenleri söylüyoruz. Bana çok makul göründü bu sizin yaptığınız tanım. Sadece şöyle bir soru işareti koyuyorum yanına. Prensip dedik ya burada. Bu prensip burada dersek taakkulde ne diyeceğiz acaba diye bir şey düştü kafama sadece. Soru işareti düştü. O yüzden onu böyle bir nokta soru işareti koyuyorum, o kadar. Yani o, şu an hiç reddedecek neyim var Yunus elinde dediğinizde. Şu an sadece herkes heybesindekini döküyor. Erkan diyor ki tasavvur zihinde canlandırmaktır. Evet, bak bu tanım bana da, gene ben şahsım adına söyleyeyim, bana da yakın geldi. Tasarlama, tasarı, canlandırma. Örneğin küp denildiğinde zihne gelen cisim bir tasavvurdur. Elhamdülillah, evet, bana da bu güzel bir örnek oldu. Küp dediğinizde, güneş dediğinizde, ay dediğinizde, ağaç dediğinizde, ördek dediğinizde zihnimize gelen bu tarz suret giydirme, yani hayalin artık biraz daha ötesine geçmiş, bilme anlama biçimine tasavvur denir diye anlıyorum diyor Erkan. Yusuf el kaldırıyor. Buyur Yusuf. Şey örneği aklıma geliyor da bu daha önce muhakemat derslerinde falan da bahsi geçmişti. İşte manalar kalpten çıplak çıkarlar, hayalde suret giyerler bir tabir kullanılmıştı. Öyle üslupla alakalı olarak öyle bir yer çalışılmıştı zamanında. Şey aklıma geliyor. Yani Kur'an'da çünkü benzer örnekleri var ya. Diyelim ki idare etmek, bir şeyleri idare etmekle alakalı bir tecrübe yaşıyoruz kainatta. İşte ben bir at sürüyorsanız işte atın dizginleri vardır. Onunla atı sağa çevirirsiniz, sola çevirirsiniz falan ya. Şimdi idare etme kavramını bu şekilde bir cisimleştirirsiniz, bir surete bindirirsiniz. Çünkü manayı bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor yani. Dolayısıyla mesela işte her şeyin dizgini elinde olan diye Kur'an size tarif ettiğinde hayalen onu bir şeye bindiriyorsunuz. Bir işte dolu dizgin koşan bir at var, bir güç var ortada. Fakat bu gücü idare etmek, kontrol altında tutmayı bu şekilde zihninizde bir resmediyorsunuz, bir kıvama sokuyorsunuz ta ki onu yere oturtabilirsiniz. Yoksa çok soyut kalacak yani. Ama oradan ibaret kalmak yetmiyor, o ayrı bir mevzu. Fakat manaya bir suret verip böyle bir ete kemiğe büründürüp ta ki teşhis edeyim de inceleyeyim bunu sonrasında der gibi bir hal var. Onun için de şey örneği benim için biraz açıklayıcı oluyor yani. İşte her şeyin dizginlerini elinde tutan odur dediğimizde mesela dizgin dediğim an çünkü aklıma bir at geliyor ve atı süren bir işte atın üzerindeki ipler falan aklıma geliyor yani. Bence çok çok önemli bir yere değindin sen Yusuf. Ki bu kalpten manalar çıplak çıkarlar. Yani bu burada konuştuğumuz meseleyi
entelektüel bir konuşma olmaktan çıkartan, daha bize konuşan bir şekilde ifade ettin diye hissediyorum. Bu dizgini elinde tutma meselesi. Bana da şunu çağrıştırdı mesela senin yorumun. Bu eserlerin müellifinin sürekli temsili hikayecikler kullanması. Mesela diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ diye Bakara suresinde bir ayetin bir kısmında böyle bir ayet, böyle bir ifade geçiyor. Onlar gayba iman ederler. Ya ne demek ki gayba iman ederler? Gayba iman ederleri bir kişinin iman yolculuğuna sokmak için, iman yolculuğuna dahil edebilmesi için, onu bu yolculuğa davet için müellif nasıl bir metodu takip ediyor? Temsili hikayecik veriyor değil mi? Yani bu eserlerin o klasik küçük sözler diye bildiğimiz, sizlerin de burada hemen hemen tahmin ediyorum hepinizin bildiği bu eserde ve daha birçok yerde temsiller kullanıyoruz biz. Ne diyoruz? İşte akla yaklaştırmak için, uzak meseleleri yakın etmek için. Ne demek uzak meseleleri yakın etmek için? Ne demek akla yaklaştırmak için? Hangi yeteneklerimizi kullanıyoruz burada aslında? Bana senin anlatman şunu hatırlattı. Burada kullandığımız kabiliyetler bizim aslında insanın tahayyül edebilmesi ve tasavvur edebilmesi. Ya bir padişah düşünün. Yani biz derslerde hep derdik ya, ya burada Allah'ı padişaha benzetti demeyin şimdi falan diye. Evet, amaç bu değil. Peki niye yapıyoruz? Niye bir padişah düşünün diyoruz? Çünkü bir bu kainatı var edenin bir özelliğini ve kendi vakamı, gerçeğimi anlayabilme, bunu kendime yaklaştırabilme noktasında bir kıyas edeceğim ben. Ve bu kıyas önce tabiri caizse hatalı bir kıyastan başlıyor. Yani limitleri olan bir kıyastan başlıyor. Neden? Çünkü ben bu kainatın içerisinde her şeyin limitli olduğu, her şeyin fani olduğu ve her şeyin mahluk olduğu bir alemde bir mahluk olarak yaşıyorum ve ben mahluk olarak mutlakı tanımaya çalışıyorum. Peki mahluk olanın mutlakı tanıması, mutlakı bilmesi mümkün müdür? No. Hayır. Mutlakı bilmesi mümkün müdür? Hayır. Peki ne demek biz bu iman yolculuğu dediğimiz şey nedir? Ben onun, evet ben mahluk olarak, ben mukayyet, kayıtlı, sınırlı, limitli bir varlık olarak bu kainatı ve beni var edenin mutlakiyetinin mahiyetini bilemem. Ama onun mutlak olduğunu tasdik edebilirim. Ki tasdiye daha gelmedik. Tasdik edebilirim. Nasıl? Onun zıttını, yani bu kainatın varlık kaynağının, la ilahe dediğimiz süreç, zıttını olsaydı diye tahayyül ederim. Yani bu kainatı var eden mukayyet olsaydı, sınırlı olsaydı, bir padişah gibi dahi olsaydı gibi zıttını tahayyül ve tasavvur ederek, yani ilk başta bir şey demiştim, hiçbir hakikati olmayan bir şeyi var sayabilmesi kabiliyeti insanın bunlar. Ve bu insan için çok çok kıymetli. İnanılmaz derecede kıymetli. Çünkü bu kainatı var eden eğer sınırlı olsaydı diye ben var sayamasaydım, benim bu şekilde tahayyül ve tasavvur edebilme kabiliyetim olmasaydı, ben bir mahluk olarak mutlaka tanımam, en azından bu şartlar içerisinde, bu yaratılış düzeni içerisinde mümkün görünmüyor. Bu açıdan çok çok önemli. Ve bu tahayyül ve tasavvur yolculuğunda mutlaka anlama noktasındaki en soyut önermeler, Kur'an'dan gelen önermeler, teklifler, benim anlayabilmem için, Kur'an bunu hep kullanıyor, bu metodu da, neden biz bu metodu kullanmıyoruz, bu metodu kullanarak şu anki yaratılış alemine muhatap olmuyoruz diyen müellif, bizi sürekli bu tahayyül ve tasavvur kabiliyetimizi kullanmaya davet ediyor diye bir hatırlattın bana. Alaaddin diyor ki herhangi bir şeyi ya da Kur'an'ı, şey ya da Kur'an, yani teori, konuyu, meseleyi, hayal duygusunu da kullanarak zihinde şekillendirmeye, şekillendirip ne olduğunu anlama aşamasına tasavvur diyebiliriz. Bence güzel bir ifade tarzı, sadece soruyorum Alaaddin. Acaba buradaki dahi kullanmasak da olur muydu? Yani tahayyül olmadan tasavvur mümkün mü diye bir soru soruyorum sadece. Anlamak için soruyorum. Böyle eleştirmek için, bu nasıl bir yazı ya, böyle olur mu diye demek için değil. Anlamak için soruyorum. Tahayyül olmadan tasavvur mümkündür diyebilir miyiz?
Sanki bu kalpten mana çıplak çıkar, sonra insan ona suret giydirir gibi ifadeler bana bunu hatırlatıyor biraz. Veya başkalarının deyimiyle mesela ne derler? Yani senin zihninde tahayyülü olmayan bir şeyin kavramı da olmaz. Tecrübe etmemişsin ki, hissiyat dünyana bile girmemiş gibi. Yani bu tarz, ne dersin? Ne dersin diye soruyorum. Uğur diyor ki, Hazreti İbrahim tahayyül ederek bu kainatın varlık kaynağını anlamaya çalıştı. Evet, geçen hafta da verdiğimiz bir örnekti bu. Bu güneş örneği, ay örneği. Sonra bu problemin çözümünde ikinci basamak olarak ayı ve güneşi etken faktör olarak gördü, tasavvur etti. Böyle baksa dedi. Sonra ay ve güneşin batıp gittiğini müşahede ederek halik olamayacağını, yaratıcının sonsuz kudret ve ilim sahibi gerektiğinin farkına vardı. Evet, taakkül şeklinde formülize edebiliriz sanırım. Bence güzel ilerliyoruz Uğur Hocam. Katılıyorum. Yani yolculuk böyle. Yani iş taakkule geldiğinde daha bir prensipli bir sorgulama işlemi geçecek orada. Bir mihenk girecek devreye. Tasdikte ise gözlem girecek. Sağlaması yapılacak bu işin. Deneyi yapılacak diye hissediyorum. Benim de hissiyatım bu yönde şu an için zihnimdeki. Şu an için tanımlarım böyle. Ahmet Ali diyor ki hayalini kurduğumuz şeylerin hayatımızda kullanılır, dokunulur, yaşanılır hale gelmesi için öncesinde farazi olarak gerçekliğimize uygun hatlar çizmek olarak anlıyorum. Evet, bu bir farz etme sürecidir, bir vehmetme sürecidir. Bu sürecin içerisinde çeşitli acaba şöyle mi, acaba böyle mi diye biz ne diyelim, çeşitli suretler giydiriyoruz. Fakat ben şunu hala muhafaza edelim diyorum. Alaaddin hemen susacağım. Şunu hala muhafaza edelim diyorum şahsen. Tasavvur, tahayyül, buralarda ihtiyar devrede değil, irade devrede değil. Daha serbest bunlar. Ve henüz ölçücükler ve mizanlar yok. Yani henüz sağlamasını yapmak, deney, ölçüler, prensipler yok. Yani henüz bir hüküm yok aslında. Ama bu niye önemli? Bunu bilmek niye önemli? Çünkü geçen hafta Yusuf'un devreye getirdiği yorumu tekrar yapıyorum. Yani bizim din adına bildiğimiz çoğu hüküm cümlesi dediğimiz hükümler dahi tasavvurdan ibaret. Neden? Çünkü sağlaması yok, ölçüsü yok, delili yok, bürhanı yok. Tasavvurdan ibaret. Yani buna bu tasavvurdan ibaret olma meselesini yine bu eserlerin müellifi Nursi'nin bir ifadesi var. Benim çok hoşuma gidiyor. İnkar etmek, ya inkar etmemek, yani delil yok. Sadece bir tasavvur düzeyinde bir kanaatiniz var. Ben bunu inkar etmemek derken işaret edilen mana bu olabilir diye hissettim şu anda. İnkar etmemek, iman etmek demek değildir. Biz tasdik etmediniz ki. O konuda ama. Konu bazında konuşuyoruz. Konu bazında konuşuyoruz. Evet, buyur Alaaddin. Ben tasavvur ve tahayyülün önemine dair, insanın için önemine dair bir noktayı gündeme getirmek istedim. O da şu. Eşya zıddıyla bilinir diye bir meşhur, çok meşhur bir prensip var. Eşyanın zıddıyla bilinmesi açısından, yani bu bağlamda iman yolculuğunda insanın la ilahe illahu diyebilmesi bağlamında temel nokta bu derslerde gündeme gelir. La ilahe diyebilmesidir. Peki yani imanın zıddı küfür diyelim. Küfürü insanın iman zıddıyla bilinirse yani küfürü anlamakla iman bilinir diyebiliriz bu bağlamda. Küfrün demin ifade edildi dersin girişinde. Kainatta gerçekliği, hakikati olmayan şeyler bunlar. O zaman nasıl bilinecek peki? Gerçekliği, hakikati yok. Bu da ancak insanın tahayyül ve tasavvur gibi duygularıyla, kabiliyetleriyle insan ancak küfrü bilebilir ve küfrü tanıyabilir. Ve küfrü tanıyıp imanın kıymetini, imanı anlayabilir, imanı bilebilir. Bu bağlamda tasavvur ve tahayyülün ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani şimdi mesela biz diyoruz ki, yani farz edelim, yani şöyle bir
tasavvurda bulunalım. Haydi bakalım. Bu kainatı ve beni var eden kudreti var ama sonsuz değil. Sınırlı bir kuvveti, kudreti var diye tasavvur edelim. Bu mümkün mü diye. İnsan bu soruyu sormadan, insanın tasavvur ve tahayyül kabiliyetleri bu şekilde dürtülmeden, insanın hayır o kudreti mutlak olması lazım noktasında bir sonuca varması mümkün görünmüyor. Alaaddin'in dediğinden böyle anlıyorum ben. Evet, yorumu okuduk. Elhamdülillah. Bence tasavvur bir yere doğru ilerliyor. Ali Mermer konuşmak istiyor. Buyurun. Esselamu aleyküm. Madem yanlış yapmaktan korkmayacağız, o halde yanlış yapmayı da göze alarak kanaatimi belirteyim. Dinliyorum, çok güzel gidiyor maşallah. Memnunum, tebrik ederim. Bu aşamaların zaten siz de söylediniz, hiçbirisi kötü değil. Alaaddin vurguladı, gerekli, zorunlu. Peki yanlış olan ne? Aşamanın, yani tahayyül veya tasavvur aşamasında kalıp devam etmemektir. Ben de tasavvurdan sonra taakkülün gelmesine herhalde yaklaştık. O geçişi yaparken çok karşılaştığımız kendisinin agnostik olduğunu bilemiyorum. Vallahi ben de bir karara ulaşamadım diyenlerin tahayyül ve tasavvur aşamasında kalmaları ve fakat taakküle girme cesaretini göstermemeleri olarak anlıyordum şimdiye kadar. Bu açıklamalar sanki bu anlayışımı, yani bu şimdiye kadarki açıklamalar bu anlayışımı da biraz daha perçinledi. Çünkü tahayyül ve tasavvur, biz alemi şehadette olduğumuz için mutlaka alemi şehadet şartları içerisinde gerçekleşiyor. Fakat özellikle madem iman konusunu konuşuyoruz, imanın geçmesi gereken, gerçekleşmesi için, son aşamasına ulaşması için geçmesi gereken aşamalardan, kademelerden bahsediyoruz. O halde iman gaybi olandır. İnsan bunu ilk anda tespit edemeyebilir. İnsaniyetimiz bu tespit ememe özelliğine de sahiptir. Ama ilk anda tespit edemez. Devam ederse, insani kabiliyetlerini kullanmaya devam ederse, irade-i cüz'iyesiyle tercih yaparak insani kabiliyetlerini devreye soka soka bu meseleyi kendisine, yani gerçekten bu alemin varlığının kaynağı nedir sorusunun cevabında ısrar ederse, insanda istidatlar vardır. Tahayyül ve tasavvurdan sonra taakkule, tasdike, izana, iltizama ve itikada geçebilir. Çünkü istidadında bu özellikler var. Ama irade-i cüziyesini kullanıp da istidadını geliştirme ya da kabiliyete dönüştürme faaliyetinde bulunmazsa nereye kadar kullanmışsa orada kalır. Tahayyül ve tasavvurun, özetlemek istiyorum, tahayyül ve tasavvurun alanı alem-i şehadette kalmaktır. Onun için tasavvurda insanın bir behre dediği, yani bir sonuca ulaşamaz. Neden? Kainatın yaratılıp yaratılmadığını, bir yaratıcısının olup olmadığını insan hayal dünyasından geçirip de ona bir suret vermeye çalıştığı zaman o sureti alem-i şehadet içinde verdiği için, çünkü alem-i şehadetin dışında mutlak olan, sonsuz olan alemi tasavvur edemez. Tasavvur kainatın dışına çıkamaz. Kainatın bir şekilde benzetmelerini yapmak suretiyle kainat içerisinde bir suret giydirmeye veya kainat şartları içerisinde bir suret giydirmeye çalışır. O suret hiçbir zaman gayba işaret etmeyecektir. Ya insandan beklenen nedir? İnsana verilmiş olan diğer bir istidat,
taakkul istidadı, yani ölçme, biçme, şurası mı doğru, ben nerede yanlış yapıyorum diye insanın muhakemesini kullanma aşamasına geçtiğinde ben kainatın yaratıcısını kainatın içinde arıyorum. Bulmam mümkün değil çünkü kainatın içinde hiçbir şey yoktur ki yaratıcı olma özelliğine sahip olsun deyip taakkulden bir sonraki olan tasdike, o zaman gaybi olanın mutlaka var olması lazım bir de aşamasına girecek. Bunları çalışmadık. Tahakkulü ve tasdiki çalışmadık. Ama benim önemli gördüğüm noktayı paylaşmak istediğim bu tahayyül ve tasavvurun hiçbir sonuca, insanı nasipsiz bir behre, yani bir sonuca ulaştırmayan aşamalar olduğu için kendisine agnostik diyenleri ben daima hayatımda karşılaştığım kişileri taakkule davet ederdim, ederim. Ediyorum, ederim. Neden? Düşün bakalım. Sen bu kainatın varlık kaynağının ne olabileceğine dair ne gibi gerekçeler, ne gibi alternatifler düşünebiliyorsun? Onu konuşturmaya çalışırım. Genellikle agnostik olduğunu söyleyen gibi. Bilmiyorum vallahi doğru mu yanlış mı, herkes bir şey söylüyor diyenler, bu agnostik dediğimiz kimseler. Onları tahakkule davet ederim. Eğer samimi ise, bunu çok farkındayım, yani bayağı inanıyorum da, kendim de inanıyorum buna. Eğer samimi ise tahakkul aşamasına giriyor. Eğer samimi değilse, yani hakikati bulmada gerçekten samimi değilse, tahakkul aşamasına girmekten korkuyor, kaçıyor. Bunu çok gözlemledim. Ne diyor? Şimdi diyor vallahi ona müsait değilim. Vallahi herkes bir şey söylüyor. Bahane bulup taakkul aşamasına geçmiyor. Bunlar güzel aşamalar ve bizim tahayyülden her meselede, itikada dair her meselede hemen tahayyül ve tasavvur kabiliyet istidatlarımızı kullanıp hemen taakkula geçmemiz lazım ve orada da durmamamız lazım. Zaten konumuzda tahakkulden sonraki, tahakkul ve sonrakileri çalışırken inşallah yavaş yavaş açılacak. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Şimdi bir yandan da söylediklerinizi düşünüyorum. Hem arkadaşların söylediğini düşünüyorum. Bence yani ben vurgunuzu tekrarlama ihtiyacı hissettim. Evet, taakkul, yani bir açıdan baktığımızda insanın taakkul ve tasdik edebilme kabiliyeti tahayyül ve tasavvur kabiliyetinden besleniyor. Yani bizlerin sahip olduğu hayal gücü, kavram hazinesi, sembol hazinesi, bir sonraki mertebe olan bizim adına taakkul kabiliyeti dediğimiz, yani ölçücüklerin işin içine girdiği, bir analiz yapma kabiliyetinin işin içine dahil olduğu mertebeleri besleyen bir yönü var. Bu açıdan çok çok önemli. Hiç ihmal edilmemeli. Bu işin böyle bir tarafı var. Fakat siz bizi başka bir yere davet ettiniz. Bugün aslında adına din denilen, iman denilen meseleler hakkında bizim de içinde olduğumuz, inşallah bu kanaldaysak şu anda, biz bu çığırdan çıkmak istiyoruz, biz bu ekolün içinde yer almak istemiyoruz demektir Hamim derslerinde bir araya gelmek diye anlarım ben. Bu tahayyül ve taakkul mertebesinde kalmayalım. Bunun ilerisine geçelim. Aklımızı kullanalım. Sahici sorular soralım. Gerçek sorular soralım gibi aşamalara girmemenin, bu aşamalara girmeme tercihi yapmanın insanı ne gibi, siz bir behreyi nasipsiz olarak çevirdiniz. Benim çok hoşuma gitti bu. Çok çok hoşuma gitti. Gerçekten insanı nasipsiz bırakan bir yönü var. Bu tasavvurda kalmanın ve ben bunu biraz daha gündelik hayatta bu nasıl karşımıza çıkıyor diye sizi örneklendirmek istedim. Acaba doğru mu anlıyorum diye.
Mesela şöyle frenliyoruz kendimizi tasavvurdan taakkule geçme noktasında, şu tarz ifadeler kullanıyoruz. Ne diyorlar? Bu zamanda çarşıda çok silik para geziyor mu diyordu müellif. Öyle bir ifadesi vardı. Silik söz geziyor muydu? Şu tarz ifadeler var pazarda, piyasada. Ya sen bu dindi, imandı falan, bu tarz meseleler aklın konusu değildir ki. Bir bu. Benim gördüğüm konulardan, pazarda gezen, bizi tasavvurdan taakkule geçirmeme noktasında pazarda gezen ifadelerden, bizim çok aşina olduğumuz ifadelerden bir tanesi bu. Yani bu Allah'ı tanıma, sen mahluksun, inanıyorum diyorsun, sen mahluksun. Seni yaratan ise Halik. Mahluk tanım gereği Halik'i bilemez ki. Tanım gereği Halik mahluku bilir, mahluk Halik'i bilemez. Bilmek ise aklın faaliyetidir. İman dediğin mesele tamamen kalben bir teslimiyetten ibarettir. Akıl bilmek demektir. Sen Allah'ı bilemezsin ki gibi bir sarmalla, böyle bir sanki sözde bir tabanı varmış gibi bir muhakemeyle bizi tasavvurdan, tahayyül ve tasavvurdan taakkule geçiremeye. Yani bilemeyiz ki zaten. Nereden bileceğiz? Hem Allah göremeyiz diyoruz, hem de görünen alemde Allah'ı göstereceğim diye bu şehadet aleminde muhatap olan akıl ile görünmeyeni göstereceğim diyorsunuz gibi bir söylem var. Bu söylemlerinde de haksızlar demiyorum. Ha, yani onu da derslerde sürekli dile getiriyoruz. Çünkü böyle servis edildi. Bir ara biz Hamim'de şöyle bir konuşmamız vardı, hatırlıyorum. Bu dine tepkili olan insanların tepkisinde bir açıdan haklılığını görmemiz, gözlemlememiz lazım. Neden? Çünkü ben Allah'ı gittim, gördüm arkadaş, Allah orada, bak gel sana da göstereceğim diye böyle bu dünyanın ölçüleriyle, bu şehadet aleminin ölçüleriyle mutlakı anlatma şeklinde bir din servisi var. Bu din servisiyle bu din servisiyle karşılaşan, sorgulayan insanlar böyle saçmalık, aptal işler mi olur deyip reddediyorlar. Sanırım Ali Mermer'in iyi niyetli derken kastettiği kadro bu tarz bir kadro. Yani kendilerine servis edilen dinin çürüklüğünü, iç tutarsızlığını görüp ya bunlar herhalde uyduruyorlar deyip bu işlerle ilgilenmekten vazgeçen insanlar. Sanki bu iyi niyetli kadro bu gibi geliyor bana. Birinci söz bu gibi geldi bana. Sizler de dünyanızda neden tecrübe ettiğiniz paylaşabilirsiniz. Yani aklın vazifesi değildir. Bu imandı, dindi, bu tarz meseleler. İkincisi gene aynı mahallenin ifadeleri bunlar. Ya o meseleler metafizik meseleler. Biz bu işlerle ilgilenmiyoruz meselesi. Zaten bilemeyiz ki meselesi, agnostiklerde en meşhur söylemi. Yani böyle dışarıda birileri agnostik de biz agnostik değiliz diye kendimizi de yırttık sanmayalım bu arada. Yani bütün bu meseleleri burada beraber anlayalım. Bir dakika ya, ben acaba kendimi hiç bu tarz bir yaklaşımın içinde buluyor olmayayım? Çünkü böyle Galat'ı meşhur olmuş ifadeler var. Yine böyle bizim derslerde bir ara Ali Hoca dile getirmişti bu ifadeyi diye hatırlıyorum. Ya böyle İslam aleminin içine acayip yayılmış bir mesele var. Mesela biz burada hikmet çalışması yapıyoruz. Bu kainatı var edenin hakimi mutlak olduğunu anlamaya çalışmasını yapıyoruz. Şöyle bir söylem dolaşıveriyor bir anda. Ya onun hikmetinden sual olmaz ki diye bir ifade var bizde. Ne demek, ne anlama geldiği hiç belli olmayan. Ne demek istiyorsun sen kardeşim hikmetinden sual olmaz derken? Yani bana aklını kullanma mı demek istiyorsun? Evet, Allah seni, onun diliyle konuşuyorum. Evet, Allah seni akılla yaratmış. Tefekkür etme kabiliyeti, tasdik etme kabiliyeti, aklını kullanma kabiliyeti vermiş. Ama bunları kullanma mı demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Belli değil. Yani bizi, ben çok heyecanlandım Ali Merve'nin yorumundan, ondan uzatıyorum. Tekrar yeni bir şey söylemiyorum, heyecanlandım. Evet, bu tasavvurdan taakkule
geçişimizi engelleyen, geçersem ayağımı çok yanlış bir yere atmış olmayayım diye bizleri endişelendiren, kaygı haline getiren bir ruh hali içerisinde yaşıyoruz. Bunu aşmamız lazım. Kanaatine taşıdığım için bu şekilde çeşitlendirmeye çalıştım diyeyim. Elhamdülillah bu tahmin ediyorum tasavvur hakkında belki daha birçok şey söylenebilir ama bu bir de şu vurgulanabilir diye hissettim ben gene Ali Mermer'i dinlerken taakkul ve tasdike davet, çünkü işin içine ölçücükler girecek, gözlem girecek, aynı yere bakacağız, aynı baktığımız yeri üzerinden muhakeme edeceğiz. Taakkul ve tasdik gibi mertebeler ki az sonra konuşacağız, daha insani ortak zemin gibi geliyor bana. Çünkü tahayyül ve tasavvur bir, ihtiyardan bağımsız çalışabilmesi hasebiyle. Yani ne demek bu? Tamam ihtiyardan bağımsız çalışsın. Kişiden kişiye, toplumdan topluma çok büyük farklılık arz eden bir idrak biçimi diye anlıyorum ben. O yüzden eğer iki taraf bir mesele üzerine konuşurken iki tarafında o mesele üzerindeki idrak seviyesi, tahayyül ve tasavvur seviyesindeyse bu insanların kavga etmemesi kaçınılmaz gibi geliyor bana. Bu insanlar kavga ederler. Neden? Çünkü iki tarafın da delilleri yok. Bugün işte bilim din kavgası, ne bileyim işte bilmem ne diniyle bilmem ne dini kavgası, bu tarz kavgaların asıl arkasında yatan motivasyon tarafların masaya yatırdıkları meseleler hakkındaki kanaatlerinin tahayyül ve tasavvur seviyesinde olmasından kaynaklanıyor diye hissediyorum ben de. Ben de Ali Mermer'in hissettiğinin yanına bir hissiyatımı da ben koyayım. Yani Ali Mermer dışarıdan, agnostisizmden bu tarz sıkıntıları yaşayan çevreden örnek verdi. Ben de içeriden örnek vereyim de. Yani kendilerini bu meseleler üzerine düşünen insan olarak tanımlayan insanların kavga eder biçimde, tartışır biçimde bu meseleleri tartışmasının arkasına yatan en büyük, madem yanlış yapmak serbest, yanlış yapıyorsam da beni düzeltin, hissiyatımı, gözlemimi paylaşıyorum. En büyük motivasyon, yani en büyük gerçeklik, neden bu kadar kavga oluyor? Çünkü kanaatleri tahayyül ve tasavvur mertebesinde diye hissediyorum. Delilleri olmadan, akli muhakemeye dair hiçbir teorik çerçeve olmadan, adına din, iman denilen, imanla ilgili dinin bir meselesi denilen bir mesele anlaşılmak için insanlar bir araya geliyor ve kavga ediyor. Neden? Çünkü tahayyül ve tasavvur ihtiyar dinlemez. Bir, ölçücükleri yoktur. İki, kişiden kişiye en çok farklılık arz eden idrak biçimi diye geliyor bana. Ama meseleyi ölçücüklere, mizana ben böyle dedim ama bunu şu çerçevede tanımladığım için böyle dedim. Eğer bu şekilde tanımlarsak tanım gereği ben bu sonuca ulaşırım. Öyle değil mi dediğinizde karşı tarafta sizin gibi aklını kullanan biri ise evet muhakemeni böyle yaparsan yaptığın doğrudur. Ama senin o yaptığın tanımı ben öyle yapmıyorum, ben ise onu böyle tanımlıyorum de bu tarz bir görüş alışverişinde çok kavga edilmediğini gözlemlerim ben. Yani neden? Çünkü taraflar tahayyül ve tasavvur seviyesinde böyle heyecanı da işin içine katacak bir tartışma ortamından ziyade daha bir ortak zemin, yani ölçülerin netleştiği, tanımların netleştiği, ben böyle diyorum, bundan bunu kastediyorum şeklinde artık tasavvurdan bir tık öteye geçme ve bu kabiliyetlerimizi, yani akletme, tasdik etme gibi kabiliyetlerimizi insaniyetimizin gerçeği olan en sahici sorularımız hakkında kullanmak diye hissettim. Yani özetle ben bu tasavvur, ne konuştuk biz dediğimizde, eşyaya dair idrakimizin kavram veya tasarım düzeyinde bizde bulunmasından tasavvur olarak anlıyoruz. Tasavvur, tahayyül, bunlar imanı besleyen çok önemli katmanlardır. Bir, ama bu katmanda kalınma kararı alınması içinde yaşadığımız çağın modasıdır. Bunu aşmak lazım. Ali Mermer gündeme getirdi. İki, bu seviyede kaldığında
İdrak seviyemiz bu seviyede kaldığında ortak bir zeminde buluşup bu meseleleri anlama noktasında birbirimizi besleyemiyoruz dahi. Neden? Çünkü gerekçemiz yok, delilimiz yok, ölçümüz yok. Tamamen yine derslerde sıkça söylenen bir kelime benim çok hoşuma geliyor, gidiyor. Tutturup gidiyoruz. Bu da üçtü. Bu bir iç içe çalışır, ahenk içinde çalışırlığı tesis edildiğinde insanı hakikaten insan yapacak bir yolculuk olarak bunu alıp taakkule geçelim diyorum ben. Alaaddin'i dinledikten sonra, eğer başka bir yorum varsa onu da dinledikten sonra. Taakkul konusunda gerek Ali Mehmet'in gerek sizin yaptığınız açıklamadan ben de şöyle bir noktada bir anlam dünyam açıldı. Bu taklidi iman diye bir nokta var ya, konu var ya, gerçi iman sayılır mı orası da ayrı bir konu. Taklidi bir noktada olan kişilere Ali Mehmet'in dediği gibi nasıl agnostiklere diyor, taakkule davet ediyorum. Bu bağlamda taklit aşamasındaki insanların da taakkule davet edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tasavvur ve tahayyül ve tasavvur aşamasından taakkule bu aşamada geçinmemiş taklit noktasının taakkule geçinmemiş taakkul konusunda iradesini kullanmamış, bu konuda duaya girişmemiş bir nokta olarak anlayabiliriz diye düşündüm. Taklit meselesini, taklidi iman konu noktasını. Bu bağlamda taklidi iman noktasında bulunan kendimiz veya herhangi birisi bulunuyorsa taakkule davet edilmesi gerekir diye dünyama açıldı. Allah razı olsun. Yani o zaman buradan böyle genel bir formüle de ulaşabiliriz. Yani tahayyül ve tasavvur insana yakışır bir hal değildir. Bilme, idrak etme mertebesinde burada kalınma kararı insana yakışır bir hal değildir. Bu her ne hakkında olursa olsun insan taakkule davet edilmeli. Yani bu taklit de olsa, agnostisizm tarzında böyle bir şüphecilik, bilinmezcilik içinde bir oyalanma, yuvarlanma da olsa bu insana yakışır. İnsanın insaniyetini tatmin eden bir hal değildir. Burada insana yine kendisinde var olan bir kabiliyeti kullanması için uyarmak lazım. Ya konular çok birbirine alakalı. Ben uyarmak derken şunu kastediyorum. Yani Ali Mermer'in yorumunda şu vardı. Davet ediyorum dedi. Nasıl bir davet bu? Neden davet dedik? O kabiliyet onda zaten var. Eğer insansak, insanda aklını kullanma kabiliyeti zaten var. Bu kainatı var eden, bu kainatı kendisini tanıtmak ve tanıttırmak için var etmiş olan bu mutlak var edici zat, zaten kendisini tanımakla vazifeli olan insana onu tanıması için, tanıyabilmesi için neye ihtiyacı varsa, hangi alet edevata ihtiyacı varsa onu insana derc etmiş. Biz sadece bu kabiliyetleri hiç kullanmadığımızda bu ya bunlar çekirdek seviyesinde kalıyor, çatlamıyor veyahut küfleniyor, tozlanıyor. Bunları uyandırmak lazım. Bu davet etme işi nasıl olacak dediğimizde, yani bu pratiğe giriyoruz biraz. Zannediyorum burada en önemli mesele yine ben soru sormak diyeceğim. Ama başında bir sıfatla onu konuşacağım. Çünkü soru var, soru var. Sahici sorular sormak diyeceğim. Evet. Erkan diyor ki Hazreti Hızır ve Musa bu kavgayı mı yaptı acaba? Bu kavgayı mı yaptı acaba? Hangi kavgayı? Şey mi? Yani tasavvurdan taakkule geçmeme kavgası mı? Evet diyorsunuz. Yani olabilir. Bilmiyorum. Ben daha önceden bu konu üzerine tefekkür etmedim. Şu anda da oraya hemen sizden duyduğumda aa evet ya neden olmasın şeklinde bağlayamadım. Ben bağlayamadım yani en azından öyle söyleyeyim. O yüzden ben şahsen şu an bir şey diyemiyorum ama
Ben böyle bir sonuca ulaştım ya veya hani acaba böyle olabilir mi diye biraz daha böyle genişletmek isterseniz yazabilirsiniz, mikrofonu da alabilirsiniz. Ama ben şahsım adına hemen bağlayamadım diyorum. Yani çünkü orada bir ledün ilmi meselesi var. Ledün ilmi nedir, ne değildir? İnsan neyi bilebilir, neyi bilemez diye. Yani ben de o kısmı daha başka çağrışımlarla daha önceden yaptığı için hemen geçemedim. Sizin davet ettiğiniz yere geçemedim. Evet. Vaktimiz var. O zaman aslında epey bir göz kırptık. Ahmet Ali'nin bir yazısı vardı sanki. Okumadı sanki son cümlesi. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ahmet Ali diyor ki hayalini kurduğumuz şeylerin hayatımızda kullanılır, dokunulur, yaşanılır hale gelmesi için öncesinde farazi olarak gerçekliğimize uygun hatlar çizmek olarak anlıyorum. Gerçekliğimiz kendimize ait ön yargılar, miras alınmış bilgilerimizi içerir. Birinci cümleyi anladım diye düşünüyorum. Yani evet, tahayyül var, farz etme, vehimlerimiz var. Benim vakam ne kardeşim noktasında bir hatlar çizmeye çalışıyorum. Bu noktada insan bazı tasavvurlara sahip oluyor. Ve bu tasavvurlar aslında hepsi bir araştırma sonucunda değil de bunların çoğu ya miras olarak bize geliyor, ya kültürden geliyor, ya aileden geliyor veya peşinen çok da ardına gidilmemiş, sorgulanmamış ön yargılardan oluşuyor ve bunlardan oluşan kümeye de biz gerçekliğimiz diyoruz. Tasavvurda kalmak, insanın gerçekliğini tasavvur ve tahayyül mertebesinde tanımlamasının nakıslığını, eksikliğini, noksanlığını anlatmak için bir yorum diye anladım Ahmet Ali'den. Allah razı olsun. Evet, yani bunu gerçeğimiz biliyoruz. Bunu gerçeğimiz biliyoruz. Zaten Ali Mermer'in de söylediği nokta buydu diye anlıyorum. Yani bunu gerçekliğimiz bildiğimiz için daha ötesine gidemiyoruz. Çok enteresan bir zamanda yaşıyoruz biz. Biraz da geçiş döneminde yaşıyoruz galiba. Bunu da yeri geldiği için söyleyeceğim. Yani sanırım gözlemliyorsunuzdur. Böyle bir yani modernizm, postmodernizm falan tarzı tartışmalara girmeyeceğim de. Yani onun gerçeğini nereden bilebiliriz ki? Sorusu. Yani nereden, nasıl emin olacağız ki? Tarzı soru bu. Agnostisizm. Bilinemezcilik. Ne derseniz diyeyim. Takılan isim önemli değil. Nereden bileceğiz ki? Tepkisi eski modasını da kaybediyor gibi geliyor bana. Yani neyse, şu an konumuz o değil. Sanki bugün daha başka bir şey var. Yani bilmiyorum. Adı var mı? Bunun adı kondu mu? Onu da bilmiyorum da bu bilinemezcilikten daha başka bir şey var. Yani böyle benim hissettiğim, gözlemlediğim kadarıyla böyle zinhar ilgilenmeme. Ya ben kesinlikle ilgilenmiyorum bu konularla. Yani bilebilirsin de bilemezsin de sanki böyle hani bilinemezcilikte şöyle bir şey var. Ya tamam, bu din, Allah diye bir şey var. Bu konu beni de heyecanlandırıyor da nasıl bileceğiz? Yani en azından bunu bir konu olarak kabul ediyor gibiydi. Sanki bugün daha yaygınlaşan şey ya vardır yoktur. Yani bilirsin bilemezsin, ben ilgilenmiyorum arkadaş. It's not my business diyor. Benim ilgimin dışında bu tarz meseleler gibi bir damar da var galiba. Bu benim etrafımda mı böyle, onu da bilmiyorum. Ama dolayısıyla benim gözlemim çok kısıtlı olması hasebiyle böyle bir genel geçer bir şeye de bağlayamıyorum. Bu konuda bir araştırma var mı onu da bilmiyorum. Sadece aklıma geldiği için paylaştım. Sonra gelir taakkul. Taakkulü aslında az biraz tanımladık. Yani şöyle yorumlarınızı hatırlıyorum. Hani klasik akıl tanımından başlayalım. Hani bağlama. Kavramları birbirine bağlamaktır. Aklın en temel böyle lügat tanımı. Kavramları birbirine bağlamasıdır. Tasvirleri birbirine bağlamasıdır. Hani makul deriz ya. Bu yaptığın bana makul göründü. Yani düşünme, muhakeme etme,
öğrenme kabiliyeti falan dediğimizde biz bu tarz yetilerden bahsederken hep bu taakkul mertebesine işaret ediyoruz diye hissediyorum ben. Yani bugüne kadar ya bu taakkulün de tek bir tarzı yok bu arada. Öyle anlıyorum. Yani çünkü muhakeme metodu olarak 100'den fazla mantık metodu var diye biliyorum ben. Hani bu en çok bilinenleri söyleyeyim yani. Hepiniz duymuşsunuzdur, yok Aristo mantığı bilmem ne falan. Bunun gibi yüzlerce mantık var. Yani kavramları birbirine bağlama metotları var. Bu insanın taakkul mertebesinde bu zihin veya insan çeşitli mantık silsileleriyle, çeşitli ölçücüklerle, çeşitli bağlama yöntemleriyle bazı çıkarımlarda bulunuyor. Ve kanaatlere ulaşıyor. Evet, böyle olması lazım. İşte taakkul dediğimiz, bu akletme süreci dediğimiz süreç artık böyle bir hükme ulaşıldığı, kavramları birbirine bağlamadan sonra ulaşılan bir süreç gibi. Yani klasik bunun verilen örneği şu diye hatırlıyorum. Yani mesela diyelim ki ateş diye bir tasavvurunuz var. Görüyorsunuz ışık yanıyor falan. Turuncuya benzer bir ışık, alev dediğimiz bir şey veriyor. Daha önceden de tecrübe ettiğiniz bir sıcaklık tasavvuru var. İşte o hani mesela ateş sıcaktır noktasındaki bir idrak etme biçimi ise o insanın o ateşle sıcaklığı birbirine bağlaması süreci. Bunlar çok çok basit örnekler tabii. Yani bunun, çünkü bunu biz burada niye bunu konuşuyoruz? Biz ne mantık ilmi için bunu burada konuşuyoruz, ne burada mantık dersi veriliyor. Böyle bir derdimiz de yok. Ama imanı içselleştirme yolculuğunda akletme diye bir süreç var. Meseleleri birbirine bağlama diye bir süreç var. Mesela Ali Mermen'in az önceki yorumda akla davet için kullandığım bir soru dedi. Mesela o aynı örneği kullanayım. Bu kainat, şimdi bu görüyorsun kainat diye bir şey var. Varlık var. Diyoruz ki var. Bak dolabını açıyorsun, elma var. Değil mi? Ona gel. Var. Varlık. Karşımızda eşya var. Bir de var olmanın kaynağı diye de bir tasavvurumuz var. Şu an tamamen tırnak içinde konuşuyorum. Çünkü insan vahyin eğitimine girmeden ya bakıyor ki elma ağacından elma çıkıyor gibi gözüküyor. Ha tamam. İşte susuyorum mesela, su içiyorum. Susuzluk diye bir hissiyat var. Su içiyorum, gidiyor. Diyelim ki dedi, susuzluğun gitti ya hani senin, su içtikten sonra bu hissiyat gitti ya hani. Evet. Hani sen de su içtim gitti dedin hani. Böyle bir hemen bir bağladın bunun araştırmasını yapmadan, aklını kullanmadan bunu hemen birbirine bağlayıverdin ya bunlar arka arkaya gerçekleşti diye. Evet. Su gerçekten susuzluğun giderilmesinin kaynağı olabilir mi? Yani sen bunu buna bağladın ya hiç sorgulamadan, hiçbir ölçüye tabi tutmadan, hiçbir sınamasını sağlamasını yapmadan otomatikman bu sonuca geçtin ya. Şimdi akıl için artık kasıt gerekecek. Çünkü tahayyül, tevehüm, tasavvur için ihtiyar gerekmiyordu. Bunlar serbest. Ama taakkul dediğimizde işin içine ihtiyar girecek, kasıt girecek, ölçüler girecek, irade girecek. Şimdi bu senin bu daha önceden bağladığın ve bu zaten böyledir diye geçiştirdiğin tasavvurlarını aklın mihengine vuralım haydi. Bu mümkün mü? Delilin ne? Gibi bu tarz sorgulamaları insanın, bu tarz sorular, bu tarz meseleleri sorunsallaştırması sanki kimse, o kişinin tasavvurdan taakkule geçme noktasında atılmış bir adım gibi anlıyorum ben bunu. Diyeyim, bir yorum var. Suret, yani tasavvurda kullanılan suret, tasvir veya tahayyül veya mahsusat ile, mahsusat derken neyi kastettin Yakup? Ben anlamadım. İle bilgi veya tasavvur veya makulatı birbirine bağlama aşaması olarak
anlıyorum ben bu aşamayı. Belki tahayyül ile tasavvurun ayrımını da suretler ve bilgiler olarak yapabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bir şey diyemiyorum çünkü biraz daha açıklaman lazım. Mikrofonu almak ister misin? Abi şöyle. Şöyle aklıma geldi. Aslında az önce tahayyül ve tasavvur aşamasında da hem bu yorumu yapmak hem de sizin yorumlarınızı açmak istiyordum. Acaba farkı, nüansı nasıl yapabiliriz diye. Belki yapılmıştır, ben anlamamışımdır, kaçırmışımdır, onu da bilmiyorum ama tahayyül bana daha yani burada suret dedim, sen tasavvurla bağladın suret, onun için böyle bir şüpheye düştüm ama şey olabilir mi? Yani hayal diyelim buna, suret demeyelim. Tasavvurda görüntüler, yani eşyanın dış yüzü. Yanlış söylemiş olabilirim. Tekrar düzeltiyorum. Tahayyül aşamasında eşyaların, gördüğümüz şehadet alemindeki şeylerin dış yüzüne dair biz bilgileri kullanıyoruz. Yani zihnimizdeki o muhayyile ile biriktirdiğimiz bir takım görüntüler var. Tasavvur aşamasında ise o bilgilere bağladığımız şey, o görüntülere bağladığımız, o hayallere bağladığımız bir takım bilgiler var. Taakkul aşamasında bu suretlerle her arasındaki bağlantıyı kurup tasdik aşamasında bir karar veriyoruz gibi düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bize bir soru sorulsa, dedikilerden hangisi devedir? Şimdi ben bu soruyu dinlediğimde zihnimde bir deve imgelemi var. Ve işte o deve imgelemi benim tahayyülümdeki anlandırıyor sadece. Ben aşağıda bir köpek, kedi, aslan ve deve olduğunu görüyorum. Bu imgelemle zihnimdeki bilgileri, işte devenin şöyle bir hörgücü vardı, işte boyutları şu kadardı, şeklini işte ay ve iki konuşabiliriz. İşte yüzü şöyle görünüyordu, burnu şöyle girintiliydi gibi bilgilerimle o sureti birbirine bağlayarak, yani bu iki şey arasında geldiğim süreci taakkul ve en sonunda deve seçeneğini işaretleme ya da başka seçenekler de olabilir. Yani yanlış tasdikler de olabilir diye söylüyorum. Bu iki şeyi birleştirip bir karar vermeye de tasdik diyoruz gibi geldi. Bilmiyorum çok böyle derli toplu oldu mu ya da zihninize oturdu mu? Ama bana böyle mantıklı geldi, ne dersiniz diye düşünüyorum. Bana da makul göründü dediğin. Yani hatta ama tasdiye şunu ekleyelim bir de. Tasdikte sadece bulunduğun yani onu şöyle söyleyeyim, nasıl formülizelim onu? Yani en azından ben öyle anlıyorum, söyleyeyim. Senin bir önermenin doğruluğunu diğer önermelerin de yanlışlığını beraber onaylama diye anlıyorum ben onu. Yani senin verdiğin örnek üzerinden konuşursak bir köpek, bir kedi, bir deve vardı diye hatırlıyorum. Yanlış olsa da önemli değil şu anda. Devenin deve olduğunu, diğerlerinin de deve olmadığını noktasında bir onaylama. Yani niye deve değil? Çünkü bak bu bir kere burun yapısı olsun, ayak yapısı olsun. Biz buna deve demeyiz, biz buna köpek deriz. O zaman bu deve olamaz diye. Hani sanki Hazreti İbrahim örneğini vermişti ya Uğur Hoca. Ay var seçenekte, güneş var, bir de kainat cinsinden olmayan. Aya bakıyor, ay değil. Güneş olamaz. Sonsuz kudret ve ilim sahibi olması gerektiğinin farkına varması süreci. Yani bana bunlar hep şunu hatırlatıyor. Yani bizim derslerimizde hep dile getirdiğimiz. Yani sanki la ilahe demeden illallah olmaz diyoruz. Yani bu sanki tasdik aşaması illallah da olacak gibi geliyor ama neyse, şu an oraya bağlamayayım. Konuyu çok başka yere götürmüş olacağım. Evet Yakup, yani neden olmasın? Yani burada önemli olan, benim anladığım kadarıyla önemli olan, yani hiç unutmasa, ya bunları tam zihnimizde yerleştiremesek bile. Çünkü burada zaten bunu müellif de dedi ki,
meratibi ile muhtelifedir, mültebis. Bunlar birbiriyle mültebistir, ahkamları da muhteliftir. Yani bunlar her mertebede bunların ahkamlarında farklılık vardır. Bir gerçek, bir eşyaya dair tahayyülünüzde vereceğiniz hüküm başkadır. Tahayyül ve tasavvurunuzda da hüküm bile yok. Ama bu hükümlerde yani anlama biçimleri, idrak etme biçimleri farklıdır diye anlıyorum ben bunu. Bir de bunu illa böyle bıçak sırtı gibi kesemeye de biliriz. Ama böyle bir farklılığı da ihmal etmeden. Yani bunların kesişim noktaları var. Ve bu tahayyül, tasavvur, tevehüm dediğimiz bu tarz mertebelerde insanın ihtiyarı dışında delilsiz, kanıtsız, akli hiçbir muhakemeye dayanmayan adına da kanaat dediği düşünceleri vardır. Bu düşünceler tabansızdır, insanı bir yere götürmez, behimedir dedi. Ali Mermer o kelimeye vurgu yapalım dedi. Behimeydi değil mi? Ben bir daha bakmam lazım. Neydi be? Bir behre, özür diliyorum. İyi sıkmışım yani. Bir behredir. Yani nasipsizdir. Hiçbir nasibi olmaz. Neden? Çünkü aklını kullanmadı ki, aklını tatmin etmedi. Şahit bulmadı, delil bulmadı, delil aramadı kendisine. Fakat insanın bu kainatın şeyine girmeden, yani biz şimdi örnekler veriyoruz, verdiğimiz örnekler bazen aşağıdaki... Çok özür diliyorum Alaaddin, bitireceğim. Bu aşağıdaki örneklerden hangisi devedir, değildir gibi örnek veriyoruz. Bunlar, tabii ki de vereceğiz. Ben de vereceğim, siz de vereceksiniz. Niye verdiğini diye anlatmıyorum bunu. Şunun için söylüyorum. Yani eşyalar arasındaki nizamı keşfetme noktasında bu kabiliyetleri kullanmakla eşyanın var edicilerine işaret ettiği manaları devşirme noktasında bu becerileri kullanma noktasında verilen örneklerde farklılık olabilir. Bunu da aklımızda tutalım. İnsan bir bütündür, parçalanamaz önermesini de aklımızda tutalım. Bunları aklımızda tutarak anlama çalışmasına devam ederken tek ayrım şu kalıyor benim görebildiğim kadarıyla. Çok özür diliyorum. Tek ayrım şu kalıyor. Birinde kasıt var, irade var. Yani akulden itibaren tasvirleri, aynen senin de dediğin gibi daha önceden yapılmış suretleri, tasvirleri birbirine bağlama işi var. Bir muhakeme, bir ölçü var. Neden böyle bir sonuca nasıl vardın dendiğinde bir izah var. Ben böyle bir sonuca vardım. Çünkü şöyle ha diyebiliyorsun. Onaylayıp reddedebilme imkanı sağlıyorsun bana. Ben senden bunu duyduğumda bunu onaylayabiliyorum veya reddedebiliyorum. Ama diğer ilk aşamalarda insanın taakkulünü ve tasavvurunu, taakkulünü ve tasdikini ve daha da ilerisini besleyen diğer aşamalarda bu ilk iki aşamanın ayrıldığı nokta burası gibi hissettim. Şimdi Alaaddin, Himmet, Yakup bu sıralamayla alacağız. Buyurun. Ben sadece bir cümle, kısa bir cümle söyleyecektim. Nasipsiz, niye nasipsiz olduğunu Ali Mermer güzel açıklamıştı. O hatırlatmayı yapmak istemiştim. Taakkul aşamasına girmeyince alem-i gayipten habersiz kaldığı için nasipsiz oluyor. Yani alemi gayipten habersiz kalması neden? Çünkü kainat cinsinden olmayan bir varlığı anlamaya çalışıyor. Fakat sürekli kainat cinsinden bir tasvirin içerisine, kainat cinsinden bir suretin içerisine sıkıştırıyor. Bu sıkıştırma işlemi ilerisi için önemliyken, yani çünkü buradan analoji yapacak, kıyas yapacak, bu seviyede kaldığında ya reddediyor ya da tutturup gidiyor. Eyvallah. Himmet buyur. Himmet'in mikrofonu yanlışlıkla mı açıldı acaba? Yok, şu an burada yok. Ha, tamam, o zaman Yakup buyur. Ben bir de şunu ifade etmek istiyordum abi. Bütün bu süreçlerde işlemci olarak çalışan unsur, insani unsur herhalde bana irade gibi göründü. Tabii burada sizin de az önce ifade ettiğiniz, Ali Mermer abinin de ifade ettiği tahayyül ve tasavvur aşamasında bunlar iradesiz vurgusunda şöyle anlayabiliriz gibi geliyor. Tahayyül ve tasavvur aşamasında
Yani o hayalin ve o bilgilerin, az önce söylediğim şeyi doğru kabul edersek tabii bunu vurguluyorum. O hayalin ve o bilgilerin oluşması sürecinde irade yine kullanıldı. Ama oluştular ve birisi benim muhayyileme kaydedildi. Diğerisi de benim musavvire mi? Ya bir tane bir insani bir duygu vardı. Oraya tam hatırlamıyorum şu an kavramı. Oraya kaydedildi. Buradan sonra bu hayal ve bilgileri birbirine bağlama aşaması iradesizce reyan ediyor herhalde diye düşündüm. Bir de bu bütün işte tahayyül, tasavvur, tasdik diye giden silsilenin tamamının adı dima herhalde. Yani bir zihnimde oturtmak açısından bunu sormak ihtiyacı hissettim. Bir de şu var en son olarak bunların neyi diyecektim? Bunların ademi olduğunu da yine Bediüzzaman'ın başka bir yerde kullandığı nefsül emir kavramında buluyoruz gibi düşündüm az önce. Yani bu insanın tahayyül ve tasavvur aşamasındaki şeylerin işte Vesvese Risalesi'nde de ademi olarak tarif edilmesinin sebebi işte en başta sizin de söylediğiniz gibi insan bir şey zikredebilir, bir şey hayal edebilir, bir uçan bir at hayal edebilir. Ancak uçan bir at hayal etmesi onun gerçekte yani nefsül emirde mutlak varlığın olduğu işte o kavramsal çerçevede bulunduğu anlamına gelmez. Gelmek zorunda değildir. Anlamında mı anlayacağız? Aslında tahayyül ve tasavvur aşamasındaki bir takım şeyler ademi olmaya da bilir mi, vücudi de olabilir mi? Çünkü onlar gerçekten doğru bir şekilde birbirine bağlanıp tasdik edildiğinde onlar varlıkta mıdırlar? Soruları da aklıma geldi. Yani konumuz açısından ilgili olmayanları es geçebiliriz ama bunlar benim konuyu anlamak için kendime sorduğum sorulardı. O yüzden belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bunlar çok kıymetli sorular. Ben not alabildiğim kadarıyla ve bende uyanan mana kadarıyla cevap vermeye çalışayım. Eğer ihmal ettiğim, ıskaladığım olursa sen beni tamamlayıver. Şimdi bu aşamaların hepsinin beraber kullanılmasına iman diyoruz herhalde dedim. Ben de evet diyorum. Yani en azından ben de senin gibi düşünüyorum. Yani zaten eğer bu hükmü koymazsak hayalle itikadın arasında dima diyoruz. Yani işte bu dima, yani buna dima de, ruh de, zihin de, beyin de, ismin o aşaması beni ilgilendirmiyor. Eğer sen onu söylediysen ben bu noktada şöyle söyleyeyim. Yani tamam dima diyelim ama bu journey, bu yolculuk kişide iman nasıl tahakkuk ediyor? İmanda ziyadeleşme, zayıflama, imanın kişiye emniyeti getirmesi, kalbin mütmain olması, huzur-u ilahiye ulaşma gibi sürekli böyle idealize edilen, bak sen böyle bir şey için var edildin diye teklif edilen noktalara insan nasıl ulaşır dediğimizde buradaki mertebelerden geçmesiyle alakalı diye anlıyorum ben. Yani az önce Alaaddin dedi ki mesela Ali Mermer'den referansla işte alem-i gaybtan mahrum olur. Yani ne demek alem-i gaybtan mahrum olur? Ne demek bu? Yani kalben mutmain olmaz. Yani çünkü ruh, yani yine bir sonraki aşama, ruh ebedi istiyor. Yani siz ruha sana ebedi verebilecek bir kaynak var diye gösterip ikna etmedikçe ruh hiçbir zaman mutlu olmayacak. Yani nasipsiz kalacak. Yani benden bahsediyorum, sizden bahsediyorum, hepimizden bahsediyoruz. Yani bu böyle bir journey diye anlıyorum. Bu vesvese meselesi vücudi olabilir mi? Yani bu tasavvur ve tahayyüle gelen şeyler her şey mutlak olarak mı vücudu yoktur veya vücudi olabilir mi? Zaten anladığım kadarıyla benim anladığım kadarını anlatıyorum şimdi. Bu tahayyül ve tasavvur neticesinde ulaşılan meseleler şahadet aleminde, yani bu gözlemlediğim alemde ki gerçekliğe vurularak sağlaması yapıldığında ben böyle bir tasavvura ulaşmışım ama bunun bir gerçekliği yok ki diye red etme ve o zaman böyle olması lazım çünkü noktasında da onaylama, yani bu vücudidir, bu ademidir noktasındaki bir sonuca insan ancak taakkul ve tasdik aşamasından sonra ulaşır diye anlıyorum ben. Dolayısıyla bizim tahayyül ve tasavvurun vücudu olmayan şeyleri dahi var edebilir hükmü
bir hükümden ziyade bir tanım olarak anlaşılması lazım. Yani hayalin tanımı budur. Tanım gereği hayal, vücudu olmayan, bu kainatta vücudu olmayan ademi bir şeyi dahi var imiş gibi farz edebiliyor. Bunun üzerine eğer böyle ise diye muhakeme edebiliyor ve bu gerçekten insanın mükemmel bir, eğer hayra kullanırsa, yani insaniyetinin sorularını anlama noktasında kullanırsa, mükemmel bir yetenek. Sonra ilk söylediğinde tahayyül ve tasavvurda, ha, bu irade meselesi, yani o ihtiyarsızdan ben şunu anlıyorum, yani burada irade, tahayyül ve tasavvur kesinlikle iradesiz olur diye bir şekilde değil de, kısmen tahayyül ve tasavvurdan yani bazen ondan bağımsız oluyor şeklinde yapıyoruz zaten bunun yorumunu. Müellif de öyle yapıyor zaten. Ya bu ne demek? O vesvese risalesini hatırlayayım. Yani bir anda aklımıza, yani ne bileyim, kolunuzda mesela bir damarın attığını gördünüz. Hayda, yani ben kanser olmuş olmayayım gibi. Yani böyle Allah korusun. Bir şey insanın kalbine düşüveriyor. Burada sizin hiçbir iradeniz, yani oradaki iradesizlik ve ihtiyarsızlığı ben böyle anlıyorum. Hiçbir deliliniz olmadığı halde bir zanna ulaşmanız. Zan diyorum. Zaten zan nedir? Bir kanaatim olmadığı halde, yani o özür diliyorum. Bir delilim olmadığı halde bir şeyin olumlu ya da olumsuz olduğu noktasına kanaat getiriyorum. Yani zan ediyorum. İşin ihtiyarla ilgili kısmı burası gibi geliyor bana. Bu taakkul, yani ne konuştuk bugün? Tahayyül dedik, tasavvur dedik, taakkul dedik ve akıl ilk aşaması. Bence bir çok az bir dakika vaktimiz var. Bence bu işin sonunu getirdik gibi geliyor bana. O yüzden izana girmeden önce duracağım. Çünkü Bediüzzaman'ın çok enteresan bir ifadesi var. Onu buraya taşımak isteyeceğim o yüzden bir sonraki ders için. Tasdik-i akli, yani aklın tasdiği ve izanı kalbi diye, kalbin izanı diye bir tanımı var. Bu tanım bize ne söyler diye onu inşallah bir sonraki dersimizde sorunsallaştıralım, gündeme getirelim ne demek istiyor diye. Ama biz şu an aklın faaliyetleri olarak tasdik, yani evet akletmek başkadır, tasdik etmek başkadır. Ben bunu hayatımda çok tecrübe ettim. Şahsım adına paylaşmak istiyorum. Tahmin ediyorum sizler de çok tecrübe ettiniz. Çünkü ben bana çok makul görünen, aa evet ya böyle olması lazım, makul, aklıma yatıyor. Doğru doğru. Evet evet, bunu böyle bağlayabiliriz dediğim çok meseleyi sağlamasını yaptıktan sonra reddettim. Aa bu böyle değilmiş diye. Yani meseleyi akletmek başkadır. Birbirine bağlamak, aklı kullanmak, muhakeme etmek başkadır. Onun sağlamasını yaptıktan sonra, delilleri ortaya koyduktan sonra tasdik etmek başkadır diye anlıyorum ben. Yani bir şeyi akılla idrak ettikten sonra eğer ulaşılan neticeyi, tasavvuru diyelim ona, tasavvuru belli bir usul takip edil, taakkülü, özür dilerim, tasavvuru, aklettim, birbirine bağladım, ha makul dedim, böyle olması gerekiyor dedim. Bu noktada bir bağladığım bir kanaatimi belli bir usulü takip ettikten sonra, buna bugün metodoloji diyorlar, belli bir usulü takip ettikten sonra, yani sağlamasını yaptıktan sonra, evet doğru diye onaylamak veya yok yok bu böyle olmaması lazım diye reddetmenin adına tasdik deniyor diye anlıyorum ben. Peki nasıl bazen bana makul gelen bir meseleyi tasdik edebilirim veya daha ileri bir idrak seviyesine nasıl gelebilirim sorusunun cevabı nedir o zaman? Benim anladığım kadarıyla da aktarıyorum. Delillerle. Yani bunun başka bir şahitlerle böyle düşünüyorum. Böyle olması bana makul görünmüyor sadece. Bu benim için bir makulat değildir. Aynı zamanda tasdik ediyorum. Neden? Çünkü benim şöyle 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 delillerim var diye yani kişiyi taakkule ve tasdike dedik ya mesela, hani az önceki sorumuzu tekrar alalım. Bir sebebin bir müsebbibi varlık kaynağı olduğu noktasında bu sana makul görünüyor. Peki delilin var mı? Bunu tasdik edebilir miyiz dediğinde? Evet, insan belki bir açıdan eğer sorgulamazsa, tutturup giderse, çünkü bize biz bunun empozesi içerisinde büyüdük. Bunlar bize makul görünüyor. Güneş hayat kaynağımız dediğinde bu bizi hiç rahatsız etmiyor. Veya bugün doğal gaz faturası ödedim dediğimde o gazın adına doğal dememiz bizi hiç rahatsız etmiyor.
Peki bu sana şu an sanki makulmüş gibi. Tabii canım öyle olması lazım dediğin şeyi biraz ileri götürelim bakalım. Delil bulabilecek miyiz? Anlamında yani Risale-i Nur'ların müellifinin bizi davet ettiği en büyük arena, ring bu gibi geliyor bana. Gel bakalım buraya veya çık kendi, hadi gel tasdik ringine çıkalım. Bu ringde şöyle bir kaide var. Bu bana makul görünüyor dediğin her şeyi masaya yatıracağız. Tamam? Delilimiz varsa ortaya koyacağız. Muhal mi? Makul mü? Makulse tasdik edilebilir mi, edilmez mi? Bunu tartışacağız şeklindeki çalışmaları da meselenin tasdik boyutu diye anlıyorum. Bunlar anladıklarımı özetle ifade ettim. Alaaddin'in elini görüyorum. 3 tane de yorum var. İnsan kainatın kaynağını tasavvur edilemeyeceğini, yani kainat cinsinden tanımlanamayacağını idrak edebiliyor. Gerçekten bu noktada ben de Ahmet Ali'ye katılıyorum. Bu noktada insan gerçekten bir tasdike ulaşabiliyor. Yani biz zaten bu eserlerle beraber Kur'an'ı anlama çalışmalarımızın arkasındaki en büyük mesele bu tasdik işlemi. Aynen Ahmet Ali'nin gündeme getirdi. Bir kimse kendisini yaratanın Zeus olduğunu tasdik hatta itikat edemez mi? Tasdik edebilir mi? Yani burada Zeus olduğunu derken bu soru kendi içinde şöyle bir yanlış barındırıyor diyeceğim Yakup affına sığınarak. Çünkü eğer sen Zeus derken mutlak hikmet, mutlak kudret, mutlak irade sahibi bir var edeni kastediyorsan, yani Kur'anca'da ona Allah deniyor. Bir kimse kendisini yaratanın Allah olduğunu Kur'anca'da senin deyiminle Zeus olduğunu tasdik hatta itikad edemez mi? Edebilir. Bak gördün mü? Zeus tanımımıza göre değişti. Zeus derken neyi kastediyorsun? Delilin nedir deriz. Bunun çalışmasına devam ederiz. Ama vücudunun varlığını tasdik edebiliyor. Evet, yani insan mutlakın mutlakiyetini bilmek iddiası başkadır. Onun mutlak olduğunu tasdik etmesi başkadır diye bir ayrım var diye Ahmet Ali bunu gündemimize getiriyor. Bunlar çok güzel, çok ehemmiyetli konular. Yani ne demek? Ne demek bir şeyin mahiyetini bilmek başkadır, o şeyin vücudunu tasdik etmek başkadır? Veya bir şeyin mahiyetini bilmemek, o şeyin vücudunu inkar etmeye delil değildir. Bu gibi bizim derslerimizde sıkça tekrarlanan önermeler ne anlama geliyor, bu sonuçlara nasıl ulaşıyoruz, delillerimiz nedir? Onun için buradayız ya. Yani bunun çok çok çalışmasını yapmamız lazım. Sizin dediğiniz gibi ise itikat İslam'a has görünüyor. Şimdi İslam'a derken neyi kastettin? Gene aynı problem Yakup. İslam derken neyi kastediyorsun? Çünkü ya şu anlamda soruyorum aslında abi, çok kısaca yanlış olmasın da. Yani itikat ya da yani yanlış itikat edilemez mi? Yanlış tasdik edilemez mi? Yoksa bu süreçler sadece yani hakikat olduğunda mı geçer? Anlamak için böyle bir ifade kullandım. Yani yanlış itikat, yanlış tasdik mümkün mü? Yanlış itikat, yanlış tasdik mümkün müden ziyade ben kendi içimde şöyle formüle ediyorum. Bakın bugün içinde yaşadığımız dünyada iman dendiğinde kastedilen ifade, hele hele benim yaşadığım yerlerde direkt o kastediliyor. Kesinlikle aslen terimsel olarak karşılığı bunun nedir derseniz zannetmeyi karşılıyor. Zannetmek. I believe in that. Neyse o. Dediğinde kişilerin kastettiği zandan ibaret. Zaten imanın tahayyül, taakkul, tasavvur, tasdik, izan, iltizam, itikat diye aşamaları olduğu, insanın bu şekilde kabiliyetleri olduğu, bu şekilde kabiliyetleriyle mutlak olanın varlığını onaylayabilecek, aklen, kalben, ruhen, hissen, bundan mutmain bir kalbe ulaşabilecek iddiası ve bunun yöntemini ortaya koyan eserin adına biz Kur'an diyoruz. Ve Kur'an, bu Kur'an'ın iddiasıdır. Bakın Nefsül Emir'de bu hakikattir veya değildir, o ayrı bir şey. Ama Kur'an diyor ki, iman ettim deme. Sen iman etmedin ki. İman etmek tasdikle mümkün olur. Tasdik etmen lazım, izan etmen lazım, hissiyatına yedirmen lazım. Vicdanından, hissiyatından gelen taleplerle, vahiyden gelen teklifle, kainattan gözlemlediğin gerçek arasında, bu üç kaynak arasında bir ahenk, bir uyum olması lazım. Bu ahenk ve uyumun olduğu yerde vurulan damga, evet bu böyledir, ben onaylıyorum. Benim hissiyatımdan gelen, vicdanımdan gelen,
ve vahiyden gelen teklif ve kainatta tecrübe ettiğim gerçeklik arasında bir ahenk ve uyum görüyorum. Bence ben doğru yoldayım noktasında insanın onaylaması için mührünü vurması, bu böyledir, ben bu noktada ikna oldum, delillerim de var noktasında ikna olmasına biz zaten iman journey'si diyoruz, iman yolculuğu diyoruz. Bunun tek kaynağı Kur'an'dır değildir. Bu kişinin kendi ulaştıktan sonra söyleyebileceği bir iddiadır veya hakikattir. Bunu tartışmıyoruz. Ben bu meseleleri birbirinden ayırıyorum. Ama eğer zaten iman ve küfür bunlar birbirinden siyahla beyaz gibi ayrışamayacak şekilde ise biz yanmışız arkadaşlar. Biz çok kötü bir yerde yaşıyoruz yani. Bu ne adalet ilahiyeye, ne mutlak adalete sığışıyor, ne de rahmete sığışıyor. Yani küfür tabansızdır, küfrün delili yoktur, inkarın delili yoktur. Tanım gereği söylüyorum bunları. Çünkü inkarın delili varsa ona biz inkar demeyiz. Küfrün delili varsa biz ona küfür demeyiz. Tanım gereği konuşuyorum. Bunlar çok önemli konular. Çok çok önemli konular. Yani delil diye sunulan şeyler, bugünkü metinde müellif Said Nursi bize diyor ki şunu diyor. Ben bunu mesela şöyle dönüştürebilirim. Bu küfrüne, inançsızlığına delil diye gösterdiğin şey, adına namına delil dediğin şey tahayyülden ibaret olmasın. Tasavvurdan ibaret olmasın. Ha? Tasdik ettin mi bunu? Delilin var mı? O delilin delil teşkil edeceği noktasında insaniyetinden bir çıkarımın var mı? Emin misin? Şu anda kendini mutlu ve huzurlu hissediyor musun? Bir emniyete ulaştın mı? Ha, tahayyül olmasın o. Ben bu konuda çok eminim derken, eminim cümlesine yüklediğin anlam hayalden ibaret olmasın diye kişiyi taakkule, tasdike davet ediyor diye ben anlıyorum. Yanlış anlıyorsam da lütfen düzeltin. Bu tartışmalar çok önemli. Vaktimiz de biraz kısıtlandı. Böyle ben az sonra dersi bitireceğim ama buradan devam edebiliriz istiyorsanız. Yani bunlar çok çok önemli konular. Hayır Yunus, sen öyle diyorsun da yakışıklı da konuştun, böyle güzel kelimeler kullanıyorsun da mesele öyle değil. Gel ben izah edeyim diyorsanız buyurun. Benim yanlışımı düzeltin. Çok memnun olurum. İnanılmaz memnun olurum. Seküler dünya yanlış tasdik ve itikat üzerine bina edilmemiş mi? İşte ona tasdik ve itikat diyecek miyiz? Tahayyül ve tasavvurdan ibaret diyecek onlara Nursi. Ama insan fıtratına ters bir itikat. Demek ki tasavvur, tasdik ve itikadın sahteleri var. Kelimeleri nasıl tanımladığımızla alakalı diye anlıyorum ben. Yani itikat, çünkü itikat, i'tikat, ukde demektir. Düğümlenmesi demektir. Meselenin bir daha hiçbir şekilde çözümlenmeyecek şekilde kalbi tamamen emniyet içerisinde kalbi emniyete bırakacak şekilde karara bağlanması demektir. Tanım gereği itikat böyledir. İtikadı böyle tanımladığınızda sizin bahsettiğiniz seküler, materyalist, naturalist iddiaların hiçbiri itikat değildir. Çünkü kişiye bir Allah razı olsun. Kur'an zan diyor arkadaşlar. Kur'an zan diyor. Kur'an'ın zan dediğine bugünkü seküler dünya iman diyor. Believe diyor. Benim tek derdim buydu. Delilin var mı? Binlerce. Girin Google'a, believe yazın. Çıkan 100 tane teksti getirin. Burada beraber tahkik edelim. Hiçbirinde burada konuştuğumuz itikat kastedilmiyor. Baya baya tahayyül, tasavvur, belki biraz taakkul. Tasdik de var ama dediklerimiz de eşyanın kendisine bakan, ahirete bakan, saniyene bakan veçeleri vardır noktasında. Sadece ve sadece eşyalar arasındaki nizamı inceleyen tasdiklerdir. Bundan ötesi değildir ama biz eşyanın nizamından öte, eşya evet bunu reddetmiyoruz. Evet, bu kainatın nizamı içerisinde susuzluğun giderilmesiyle su beraber var ediliyor diyoruz. Nizamı reddetmiyoruz. Zaten sebeplerin tesiri yok demek de sebepler yok demek değildir. Dolayısıyla kainatın nizamı noktasında tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdiki kullanan insanoğlu varlığını anlamlandırma noktasındaki sorularına cevap ararken de bu kabiliyetleri kullandığı anlamına gelmiyor. Benim tüm anlatmaya çalıştığım buydu. Buyur Alaaddin. Taakkul konusunda devamında taakkulde bir taraf diyor. Onu şöyle anlıyorum. İnsan taakkulde kaldığı zaman hakikatle batıl arasında tam
nasipdar olamıyor. Biraz bir şeylerin farkında olsa bile, alemi gaybda alemi gaybe dokunsa bile tasdik aşamasına geçmediğinde o hakikati kendisine mal edemiyor. Kendisinin benimsediği, kendisine mal olmuş, kendisini dönüştüren bir hakikate kendisi açısından yol açmıyor. Bu bağlamda yani taakkulde kalmak insanı bir taraf bırakır diyor. Yani hakikatle batıl arasında, yanlış arasında tarafsız bir noktada, yani insana fayda sağlamayan, insana mal olmamış, insanı dönüştürmeyen bir durumda, bir faydasızlıkta gibi olur diye bir nokta dünyam açıldı. Allah razı olsun. Buyur Yakup. Yakup şu an mikrofonun kapalı herhalde, duymuyoruz. Abi şöyle o zaman, ben şimdi Üstad Hazretleri'nin metninde dimağın meratibi deyince bunu yani yanlış şekilde de kullanılabilecek itikatlar olabileceğini düşünmüştüm. O yüzden o soruyu sordum. Şimdi sizin yaptığınız açıklamalardan sonra Ali abim de söylediği Kur'an buna zam diyor deyince, o zaman bizim şu ayrım herhalde yapmamız gerekiyor diye anlıyorum. Hani bu yani bilim felsefesince bazı bilimlere işte aslında bunlar bilim değildir anlamında pseudoscience diyorlar ya, demek ki biz de bu sizin yaptığınız güya delil bulup tasdik etmek anlamında düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu pseudo tasdiktir, yani yalancı bir tasdiktir, aslında bu tasdik değildir. Ya da itikat diyorsunuz ama bu aslında itikat değildir. Siz onu itikat zannediyorsunuz. Aslında bu dediğiniz, yani itikat dediğiniz şey tahayyülden ibaret ya tasavvurdan ibarettir dememiz gerekiyor herhalde. O zaman bunu böyle bağlıyoruz diye anlıyorum. Allah razı olsun. Ali Mermer'in bir yorumu var. Evren hep böyle ola gelmiş diyor. Ezeli olmasını gerektiren bir delil göstermiyorlar. Yani zan üzerine konuşuyorlar. Biraz açar mısınız bunu Ali Mermer? Mikrofonu bırakıyorum size. Neyi kastediyorsunuz? Yani itikadın dediğiniz gibi delili olması gerekir. İrade-i cüz'iyeyi kullanarak deliller araştırılacak ve ulaşılan sonuç itikad ya da bu aşamalar artık da aklından sonraki aşamalar buradaki sıralandığı gibi gerçekleşecek. Fakat eğer yanlış bir gerçeği olmayan bir sonuca ulaşmış olan kişinin delili olmayacağı için tanım gereği biz buna itikad diyemeyiz. Çünkü delilsiz itikad olmaz. Fakat bugün yanlış sonuçlara ulaşan kişilerin iddialarına baktığımızda gerçekten delil gösteremiyorlar. Yani kainatın ezeli olduğuna dair, yaratılmamış olduğuna dair, hep kendi kendine böyle var olmuş olduğuna dair hiçbir bilim adamı şimdiye kadar hiçbir iddiası deliliyle beraber, sözden başka delilleriyle beraber, işte bak şu deliller gösterdi ki kainat ezelden beri hep böyle kendi kendine var ola gelmiş diyemiyor. Delili yok. Onun için delili olmayan bir sonuca itikat demek tanım gereği çelişkidir. Bunu vurgulamak istemiştim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Delilsiz tasdik olmaz ama zan olur diye özetlemiş Alaaddin. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Geldiniz, beraber dua ettik. Beraber anlamaya çalışıyoruz. Fikirlerimizi söyleyeceğiz. Gerekçeleriyle birlikte söyleyeceğiz. Delilleriyle birlikte söyleyeceğiz. Yanlış yapıyor olabildiğimizi bileceğiz. Bunu sadece sözle de söylemeyeceğiz. Yani gerçekten yanlış yapıyor olabiliriz. Birbirimize yardımcı olmaya çalışacağız. Birbirimizi anlamaya çalışacağız. Çok güzel bir dua oldu bugün. Ben çok istifade ettim. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerde çok daha keyifli bir nokta geliyor. Yine bu haftaya kadar keyifli. İzan ve iltizam meselesi geliyor.
Dediğim gibi iki tane düşünmeye meyve bırakayım. Bir, tasdiki akli izanı kalbi diye bir ifadesi var üstadın. Yani kalbin izanı, aklın tasdiki diye. Bir bu. İki, iman izandır, İslam iltizamdır diye bir meşhur olmuş ifadesi var. Bu buradaki metin gereğince ne anlama gelir? Çünkü burada taassup, iltizamdan falan da diyecek az sonra. Bu bağlantıları nasıl anlamamız gerekir? Bunları artık, bu tarz soruları önümüzdeki haftaya bıraktık. Son olarak Ahmet Ali'nin yorumunu okuyarak bitiriyorum dersi. İnsan taakkul seviyesinde hakikatin delillerini görse, gösterilse de iradesini kullanarak delilleri tasdik etmeme özgürlüğü de olduğunu bilmek lazım. Taakkulde kalmak yine eksik kalıyor. Tasdikte kalmak dahi eksik kalacak. Çünkü işin izan boyutu var. Bizim derslerde hep söylediğimiz hissiyata yedirme boyutu var ya, yani bu meselelerin akli şekilde bir karara bağlanması dahi çok kıymetli, çok güzel. Hele hele içinde yaşadığımız zamanda hiç tecrübe yaşamamış milyonlarca insanın olduğu çok kıymetli bir aşama, ama o dahi yetersiz diye konuştu. Ahmet Ali zaten notunu düştü şimdilik. Devamı sonra söyleyeceğim, sonra paylaşacağım dedi. Allah razı olsun. Erkan Hocam da Allah razı olsun diyor. Hepinizden Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davamu enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.